Hoş geldin Emine. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Kadir, Esrem. Nasılsınız? Hoş geldin Hatice, merhaba. İyi akşamlar. Hoş geldin Fidan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Operatör Doktor Erbil Yağmur birazdan bizimle birlikte olacak ve sadece sorularınızı cevaplayacak. Tüp bebek tedavileriyle ilgili. Evet. Erbil Bey'i de hemen canlı yayına davet ediyorum. Hoş geldin Ayşegül. Nuriye, hoş geldin. Merhaba Erbil Bey, nasılsınız? İyi akşamlar Sibel Hanım, sizi görmek çok güzel. Her zamanki neşenizle, enerjinizle hayran olduğum şekilde. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok mersi. Siz, o enerjiyi sizler veriyorsunuz zaten. Çünkü hep sevdiğim insanları çıkartıyorum. O da huzur içinde yayın yapmama sebep oluyor. Teşekkür ederim. Bugün şey yapalım, belli bir konu olmasın istedik. Sevgili dostlarımız bize sorularını iletsinler. O sorularla bağlantılı aklımıza gelen şeyler de varsa söyleyelim. Tam böyle kişisel değil de sorunun içerdiği konuya, o konuda sıkıntılar olan hastalarımızın da fayda göreceği şekilde cevaplar verelim istiyorum. Evet. Tamam. Evet. Genelde şu anda arkadaşlar yavaş yavaş giriyorlar. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi sizin akşamlar. Sizin şeyiniz var mı? Bir giriş olarak sohbete başlama konumuz olarak öneriniz var mı? Şimdi tüp bebek tedavilerinde en çok sorulan sorular yumurta rezervi azlığı, sperm azlığı, yumurtanın rahime yerleşmemesi konusu ve genetikten geldiği, sağlam geldiği halde tutunamayan embriyolar. En fazla bu tür şeylerle karşılaşıyoruz ve kayıplar deniyor. Evet, kimyasal gebelikler. Yani çıkın, işin içinden çıkabilirsiniz. Şimdi genetikten sağlıklı geldiği halde tutunamayan embriyolar önemli bir konu. Çünkü üst düzeyde teknoloji kullanılmış. Embriyo kromozomlarının bizim işimizde temel belirleyici olduğunu düşünüyoruz. Madem sağlıklı da bir embriyomuz var, neden tutmuyor? İşte bunun sadece en önemli faktörü dışladığımız zaman, sağlıklı bir embriyo elde ettiğimiz zaman o embriyonun tutmamasının iki büyük konuyla ilgisi var. Birinci konu kadının üreme organları, ikinci konu metabolizması ve bütün vücut davranışlarıyla kadının vücudu. Büyük şeyde, resimde neler var? Metabolik durumlar var. Aşırı kilo, şeker hastalığı, ciddi tiroid sorunları, bağışıklık sistemi rahatsızlıkları, pıhtılaşma bozukları vesaire vesaire. Küçük kısımda ise genellikle ihmal edilmiş bir adenomiyozis, rahim duvarı içerisinde saptanmamış adenomiyozisten bahsetmek gerekiyor. Bir kısım hastada ise bunu ancak rahim tutuculuk testleri yaparak ortaya koyabiliyoruz. Rahim tutuculuğu her zaman bizim alışkın olduğumuz yerdeki tutuculuk penceresi. Orada değil de bir gün, bir buçuk gün, iki gün daha evvele ya da daha sonraya kaymış olduğunu görebiliyoruz. Sperm problemlerini ayrı bir yere koymak lazım. Tabii ciddi sperm problemleriyle sağlıklı embriyo elde etseniz dahi bunda bir şeylerin, gebelik oranlarının az olduğunu ya da düşük yapma olasılığının her ne kadar sağlıklı embriyo olsa da fazla olduğunu
biliyoruz. Dolayısıyla bu açılardan araştırması gerekiyor. Bu çiftlerin beraberce ama esas kadında sağlıklı kromozom yapısında bir embriyo transfer edildiği zaman tutmuyorsa kadın özellikle çok iyi araştırmalı. Şimdi Şimdi ilk soru geldi. Ben onu hemen şey yapayım. Hatice arkadaşımızın sorusu. Hocam 3 deneme bir kimyasal AMH 0,6 FSH 17 embriyoların boş gidiyor. Sağlık beşe sorunu gidiyor. 5 Beşe gidiyor. gidiyor. Pardon, özür Evet. dilerim. Yaş 43 ne yapmalıyım diyor. Şimdi embriyolarınızın 5. güne ulaşması güzel bir şey. Çünkü sizin embriyolarınızda 43 yaşındaki bir hanım olarak erkek yaşın önemi var ama kadına göre çok daha az ve farklı noktalardan etki ediyor. 43 yaşındaki bir kadının ürettiği yumurtaların aşağı yukarı %85'i kromozomal olarak problemli. Dolayısıyla embriyolarınız ne kadar güzel olurlarsa olsunlar görüntüsel olarak bunların sağlıklı olma olasılığı daha az. Daha genç yaştaki hanımlara nazaran. Ve 5'e gidiyor olması neden çok önemli? Çünkü biz embriyolarınızı kromozom testine gönderdiğimiz zaman bunun gerçekten güvenilir ve bize bilgi veren bir sonuç olması için 5. gün embriyosuna uygulanması gerekiyor. Pek çok şeyin iyi gittiğini gösteriyor bize embriyoların 5'e ulaşması. Ama benim size önerim şey yapmanız, embriyolarınıza kromozom analizi, PGD yapmanız, preimplantasyon genetik tanı uygulanması ve kromozomlarına bakılması, sağlıklı embriyo transferi yapılması. Ama sağlıklı embriyo bulunduğu zaman da az önce başka bir vesileyle bahsetmiş olduğum bütün diğer faktörlerin elimine edilerek transfer yapılması, o zaman çok yüksek oranda bir devam eden gebelik oranıyla karşılaşıyoruz. Burada bir şey sorabilir miyim Erbil Bey Tabii ki. ben? Şimdi Hatice'nin diyor ki AMH 0,6 FSH'da 17. Bu FSH 17 olduğu zaman gene çok kaliteli embriyolar elde edip 5. güne gidebiliyor mu? Yani Evet. çok ekstrem bir durum mu yoksa normal mi? Şimdi efendim benim şeylerimi de paylaştığım şeyleri de bilirsiniz yıllardan beri. Ben AMH ve FSH değerlerinin bir Olurdu belirleyici bana. olmadığını, bir belirleyici olmadığını düşünüyorum. Yani ben bir kadının yaşını biliyorsam ve o ultrasonda yumurtalıklarını görebiliyorsam ben o yumurtalıklardan nasıl bir performans çıkacağını öngörebiliyorum ve asıl olan bu. AMH ve FSH değerine göre bir yorum yapmak ya da siz gebe kalırsınız, yok kalmazsınız şeklinde bir yorum yapmanın çok yanıltıcı olduğunu biliyorum ve deneyimliyorum. Dolayısıyla yaş önemli. Bu yaşın oluşturduğu yumurta özellikleri önemli ve bir plan program yapılırken, tedavi planı yapılırken de bu tür değerlerden ziyade hastanın ultrasondaki yumurta görüntüsüne göre davranmakta fayda var. Örneğin Adetin 3. günü ya da 2. günü bakmanız önemli değil mi burada? ben bakmıyorum efendim. Benim baktığım tek hasta grubu, FSH baktığım tek hasta grubu Hayır hipofiz hayır bezinden. ultrasonla bakmanız Ha. gerekiyor diyorsunuz ya. Evet, pardon, çok özür diliyorum. Evet. Şimdi evet en doğru şeyi bilgiyi ultrasonda yumurtalıklardaki o küçük küçük siyah kesecikleri görme adetin ilk günleri içerisinde oluyor ama onlar 3. günden sonra kaybolmuyorlar. Dolayısıyla ben hasta adet gördükten 12 gün sonra gelse de o hastamın yumurtalık rezervi hakkında bir bilgi sahibi olabiliyorum. Yani Aa, süper. öte yandan ben hastalarımı genellikle adet bitiminde görmeyi tercih ediyorum. Çünkü zaten yumurta rezervi ile ilgili bilgi veriyor bana o ultrason muayenesi. Ancak uterus ve rahim içi ile ilgili en güvenilir bilgileri de o dönemde ultrasondan alıyorum. Böylelikle ben şehir dışından hastam bana muayene için gelecek sadece. Sonra tedavi planı yapacağım. Ona adet bitiminde gelmesini öneriyorum. Teşekkür ederim. Bu güzel bir bilgi oldu. İyi bir başlık bu. Mutlaka ultrasonla yumurtalıklara bakılması önemli. Yıllardır bu konuda
Bu konunun beni az yanılttığını söylemeliyim. AMH'ya, Tecrübe FSA'ya nazaran. çok önemli. Tabii, Evet. tabii. Teşekkürler. Şimdi Şener arkadaşımızın bir sorusu var. Diyor ki, merhabalar hocam. Sorum, tüp bebek tedavisinde Zoladex iğnenin yeri nedir? Etkisi nelerdir? Kullanırken gebelik olur mu? Efendim şimdi biz Yani burada ilaç ismi bahsetmemizin bir şeyi yok değil mi şu anda önemli? bu ilaç grubundan ben bahsedeyim. Bahsedilen ilaç ve buna benzer maddeler içeren ilaçlar hormonlarınızı baskılamak üzere kullanıyoruz. Şimdi neden hormon baskılanır? Bir, hormona duyarlı bir hastalığınız vardır. Örneğin Allah göstermesin meme kanserisinizdir. Uzun süreler bu şekilde hormonlarınızın baskılanması gerekir ki o hormonlar memenizdeki ameliyat olduğunuz, tedavi gördüğünüz herhangi bir dokunun alevlenmesine, nüksüne müsaade etmesin. O yüzden baskılanır. İkincisi, bu iğneler erkeklerde de kullanılabiliyor. Çünkü kadın ve erkeklerin üreme hormonlarının sistemi aslında aynı. Prostat kanseri olan bir erkekte de kullanılıyor örneğin. Çünkü erkekte de testosteron üretimi prostat kanserine olumsuz etki gösterebiliyor. Onlar da yıllarca kullanabiliyorlar. Biz ise üremeye yönelik faydalar görmek üzere kısa süreli kullanıyoruz ve bu kısa süreli kullanımında bir takım gerekçeleri var. Eğer hastamızda hormona duyarlı ve gebeliğin tutmasını engelleyebilecek bir doku varsa, en sık örneği adenomiyozis, az önce bahsettiğim Evet. rahim kas tabakası arasında rahim içini döşeyen hormona duyarlı dokunun bulunması. Bu rahimde kasılmaya yol açarak, rahimde şekil bozukluğu yaparak, rahimde embriyo tutunurken gereksinim duyacağı iyi damarlanma sisteminin oluşmasını engelleyerek hem tutunmaya engel olabiliyor, hem düşüklerin artmasına sebebiyet veriyor, hem de rahim içine tutunamayan embriyo, bir de rahim kasıldığı zaman tüplere giderek dış gebelik oluşmasında artışa yol açabiliyor. Biz bu tür enjeksiyonlardan faydalanabiliyoruz. Bunların aylık olanları var, günlük olanları var, her gün uygulananlar var. Örneğin günümüzde ben çok alternatif yumurta büyütme protokolü olarak uzun protokolü çok sık kullanıyorum hala. Uzun protokolde günlük olanları kullanıyorum. Bir de 3 aylık olanları var. Şimdi mantığı ne? Yapay menopoz oluşturuyor. Ama bu yanlış bir şey. Çünkü yanlış bir tanım. Menopoz ne demek? Menopoz yumurtalıklarınız artık çalışmayacak demek. Oysa bu ilaçların oluşturduğu durum yumurtalıklarınız çalışmaya hazır vaziyette bekliyor. Fakat hipofiz bezinizden, beyninizin şu hizada bir yerde hipofiz bezinden onların çalışması için gerekli hormonlar artık salgılanamıyor. Yani burayı bloke ediyor bahsedilen GnRH agonistleri, GnRH analogları olarak bahsedilen ilaç grubu. Sonuç aynı. Sonuç yumurtalıklar çalışmıyor ve ben hormonsuz kalıyorum ve bunun doğru endikasyonla yapıldığı zaman bunun faydasını görme beklentim var. Ancak menopoz değil. Menopozda siz o iğneden yapıldınız, baskılanma oluştu, hormonsuz kaldınız. Ben o esnada size tüp bebek ilaçları verirsem, hani karından yapılan iğneler, çünkü o iğneler buradan Evet. salgılanan hormonları içerir. Sizden yine yumurta büyümesi, yumurta toplaması olabildiğini göreceğiz. Bu da bir farklı protokol şeklidir. Önce o iğnelerden yapıp ciddi baskılanma oluşturup sonrasında yumurta toplama işlemine kalkışmak da ayrı bir tüp bebek büyütme protokolüdür bu arada. Teşekkür ederim. Çok mersi. Şimdi aynalı arkadaşımızın bir sorusu. Hocam, o 14 yumurta birinci kalite, hepsi dölleniyor. Üçüncü günden sonra ilerlemiyor ya da hamilelik oluyor, düşüyor. Geçmiş olsun sevgili arkadaşım. Şimdi Halil Bey eski dostum, yıllardır haberleşiyoruz.
Öyle mi? Şimdi tabii. Sevgilerimi iletiyorum kendisine. Burada hikaye şu. Üçüncü günden sonra iyi hazırlanmış bir çiftte eğer embriyolar kalite kaybetmeye başlıyorsa ya da duruyorsa, dejenere olmaya başlıyorsa ya da üçüncü günde 10 tane embriyomuz var ancak bir tanesi, iki tanesi Halil Bey genç bir arkadaşımdır. O yaş grubu için oldukça az oranda blastokist 5. gün 6. gün embriyosu gelişiyorsa eğer yapılması gereken ilk akla gelmesi gereken şey sperm problemlerinin çok ciddi araştırılması. Çünkü embriyonun erken dönemindeki gösterdiği kalite daha çok yumurtalarla ilgilidir. Üçüncü günden sonra sperm kendini embriyo kalitesini etkileyecek şekilde belli etmeye başlar. Öncelikle burada bir sonraki denemede hangi tarafı göz önüne alarak, hangi tarafla daha çok uğraşarak yürümek gerektiğini belirlemek gerekiyor. Halil Bey'in anlattığı durumda sperm üzerinden yürümek gerekiyor. Şimdi Halil Bey ve eşinde herhangi bir tedavi yapıldığı vakit, üçüncü gün bundan sonrakinden bahsediyorum. Üçüncü gün transferi yapmamak lazım. Çünkü o embriyonun önce bize kendini ispatlaması lazım. Ardından transfer yapmak lazım ki farklı bir sonuç elde etmeye çalışalım. İkinci olarak önce dedik ki blastokist yetmiyor. Eğer birden fazla kez düşük yaşandıysa embriyolarına kromozom testi yapmak da gerekiyor. Çünkü kadının ve erkeğin kromozom analizleri normal çıkmış dahi olsa oluşan embriyoların her çift için geçerli bu. Belli bir kısmının anormal olduğunu biliyoruz. Kadın yaşı ilerledikçe kadın faktörü olarak bu oran artıyor. Erkekte de ciddi sperm problemleri olduğu zaman bu oranların artabildiğini biliyoruz. Bu nedenle ciddi bir erkek tetkiki, buna yönelik bir tedavi planı, gerekirse testis spermi kullanımı, yani TESA ile alınmış sperm kullanımı gerekli Evet. görülürse ve muhakkak PGT öneriyorum. Halil Bey de yazmış zaten meniden çıkan Evet, spermin de başarısız o oldu konusu diye. için Yani koydum. burada artık diğer alternatif planların göz önüne alınması gerekiyor Çok mutlu ve etmiş olsun. çok da top çevirmemek gerekiyor açıkçası. Halil'ciğim mutluluklar diliyorum. İnşallah güzel sonuca kavuşursunuz. İnşallah. Görüşmek üzere. En kısa zamanda tedavi için bizi arayın Halil Bey. Evet. Kadir arkadaşımız bir şey yazmış ama ben tam anlayamadım. Benim spermlerim erken dönülüyor. Üçüncü gün neden olabilir? Erken Kadir Bey geliyor mu demek istedi acaba? biraz daha açıklayıcı sorarsanız ben de anlamakta güçlük çektim. Biraz daha açıklarsanız sorunuzu yanıt verelim. Evet. Bir hastamız yazmıştı. Hep 5. gün mü oluyor embriyolar? Böyle mi yapmak lazım? Bu vaktiyle ben sürekli bu soruyla karşılaştığım için bir Instagram videosu çekmiştim ofisimde. Şu ana kadar en çok izlenen video mu olmuş? Hangisi olsun? Biz de yayınlayalım. Videonun başlığı şu. Tüp bebekte sadece 5. gün embriyoları ile mi gebelik oluşur? Şimdi bu eski bir video, 2022 ya da 2021. Of. Şimdi arkadaşlar, 5. gün embriyoları, tamam, hepimiz 5. gün embriyolarının tutunmasıyla dünyaya geliyoruz. Ve bütün gebeliklerde, tüp bebek tedavilerinde 5. gün embriyolarının rahimde tutunması, blastokist seviyesindeki embriyoların rahime tutunmasıyla oluşuyorlar. Fakat biz daha erken transfer yaptığımız zaman, örneğin ben 5-6 yıl öncesine kadar çok fazla ikinci gün embriyosu transferi yapardım. O da tutunuyor. Nasıl oluyor o zaman? Çünkü biz verir vermez embriyo hemen rahime yapışmıyor. İkinci gün embriyosu verirseniz o embriyo 3 ya da 4 gün rahim içerisinde tutunma olmaksızın bölünmesine devam ediyor, gelişiyor, dış kabuğunu yırtıyor ve öyle tutunuyor. Yani rahim içerisinde blastokiste dönüşerek tutunuyor. Bunu böyle bilmek lazım. Peki
Kimlere beşinci gün yapalım, kimlere üçüncü gün yapalım? Evet. Beşinci gün embriyolarının transferi daha yüksek gebelik oranı veriyor. Ama burada şöyle bir fark var. Benim hastamın eğer toplamda zaten iki tane embriyosu varsa, ben de özel bir yöntem uygulamayı düşünmüyorsam, yani embriyolara genetik tanı testi vesaire gibi, o zaman ben o iki embriyoyu üçüncü günde de transfer etsem, bekletip beşinci güne ulaşırsa orada da transfer etsem gebelik oranı aynı. Çünkü beşinci gün blastokist embriyosu aslında bir seçim yöntemi ve en sık kullanılan, çok da faydalı, kullanışlı bir seçim yöntemi. Neden? 10 tane embriyonuz olduğunu düşünün üçüncü günde. Erken dönemde çoğu birbirine benziyor embriyoların. Size bahsettiğim gibi erken dönemler daha çok yumurta kalitesini yansıtıyor. Daha sonra sperm kendini göstermeye başlıyor falan. Bu seçim şeyleri yaşanmadığı için 3'ten 5'e giderken ya da 6'ya giderken bir başka seçimi etkileyen bir başka faktör de genetik. Genetik çok arızalıysa hiç gitmiyor blastokist seviyesine. Diğerini de söylemiştim az önce, sperm parametreleri. Evet. Şimdi ben 10. üçüncü günde 10 tane embriyo arasından iki tanesini transfer edeceğimde çoğunlukla o piti piti yöntemini kullanmak zorundayım. Fakat ben bunu bir gün daha büyütürsem ya da 2 gün daha büyütürsem hangilerinin daha iyi olduğuna dair daha çok bilgi elde ediyorum. Bu nedenle eğer 10 tane embriyon varsa 5. günde 3 tane kalıyorsa benim o seçilmiş embriyoları transfer etmem daha çok başarı oranı veriyor. Bu çok basit bir şey. Ama 2 embriyon varsa başka bir seçim şansım yoksa, başka planım yoksa o 2 embriyoyu 3'te de versem, 5'te de versem, özel durumlar haricinde, farklı strateji değişikliği yapmak gereken durumlar haricinde gebelik oranı aynı olacaktır. Dolayısıyla evet, ikinci günde dahil olmak üzere çok fazla güne takılmamak Evet. lazım. Beşinci günün daha çok gebelik vermesinin sebebi bir grup içerisinden seçilmiş embriyoları tanımamızı kolaylaştırması. Bu arada benim uzun yıllar en çok transfer yaptığım gün 4. gündü. Yani Çok az duyuyorum öyle daha beşinci gün dördüncü gün genelde hiç çok doktor yapmıyor. çok klasik bir transfer günü değil. Ancak o dönemde birkaç sene üst üste 4. gün transferlerim 5. gün transferleriyle aynı gebelik oranını veriyordu. Bu da şeyi gösteriyor. Yani 4. günde de biz iyi embriyoları seçebiliyoruz 5'e gitmeden. 5. güne gitmenin gebelik sonuçları, gebelik dönemindeki sıkıntılar açısından bir takım dezavantajları da var. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir takım dezavantajları var. Laboratuvarda uzamış embriyo kültürünün korkulacak bir şey yok. Çok şeyler değil ama gebelikte yaşanabilecek bir takım problemlerin daha sık görüldüğüne dair şeyler. Bebekle ilgili şeylerden bahsetmiyorum, sorunlardan bahsetmiyorum. Madem böyle bir durum var, ben iyi embriyoları seçebildiğim en erken günde transfer edeyim mantığıyla, üstelik uzun yıllar yaptığım klinik çalışmaların sonuçları da 5. günlerle aynı çıkınca mutlulukla 4. gün embriyosu transferi hala yapmaya devam ediyorum. Çok da güzel bir şeydir. Aha, çok iyi. Kendini Çok belli ediyor ilginç. Bunu embriyolar. duymamıştım daha önce. Dördüncü gün embriyosu. Bravo. Evet. Çağlar arkadaşımızın bir sorusu var. Diyor ki hiçbir sorunum bulunamadı. Eşimde de bende de ama tutmuyor. Neden? 3 kere tüp bebek, 2 kere Aşı. aşılama Tamam. maalesef hiç tutmadı. Hatta 6. gün tutmadı de, diyor. Evet, şimdi sevgili hastamıza şunu söylemek lazım. Hiçbir sorunun bulunamamış olması hiçbir sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Neler var? Görünmeyen sorunlar. Bir, erkekte sperminiz iyi deniyor. Bu zaten kanayan yaramız, yani bizim çalıştığımız alanın
az ilgilenilmiş erkek sendromu maalesef şeyi, tüp bebek başarısını ciddi etkileyen bir durum. Olumsuz yönde etkileyen bir durum. Erkekle de uğraşmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani yarısı onlara ait problemlerin. Neler yapılabilir? Bir testis Doppler incelemesi yapılmalı. Sperm DNA hasar testi yapılmalı. Başlangıç olarak erkek yönünde. Kadında ise otoimmünite, yani bağışıklık sistemi sorunları, adenomiyozis. Bu durumda ya genç bir çift niye şimdiye kadar olmamış ki bu çiftte, dediğimiz çiftlerde sık karşılaştığımız şey adenomiyozis, sessiz rahim içi enfeksiyonları ve de en sonunda da embriyolara kromozom testi yapılması gerekiyor. Tabi bu esnada arkadaşlarımın kendi kromozomlarına bakılmış olduğunu, rahim filminde tüplerinin sağlıklı olduğunu, kocaman kocaman miyomları olmadığını, polipleri olmadığını Öyle değil mi? varsayarak Fazla. daha yüksek seviyeden konuşuyorum. Muhakkak bir sebebi vardır sevgili kardeşim. Önemli olan o araştırmayı düzgün yapmak. Evet. Sonucu bulmak değil mi? İncelemek. Ya Doğru. şimdi Sibel Hanımcığım şöyle oluyor. Bu çiftimizin özelinde konuşayım. Hiçbir sorunumuz yok. Peki bana geldikleri zaman ben gelin şunu yapma hakkını kendimde görmüyorum. Zaten bu bir sonuç da vermez. Gelin çocuklar bir de ben deneyeyim o zaman. Hayır ben yani muhtemelen sonuç aynı olacak böyle yaklaşırsam. Bu gruptaki çiftlerin çok çok iyi bilgisi oluyor. Çok iyi bilgisi oluyor. Yıpranmış oluyorlar. Algıları açık oluyor, kafa çalışıyor. Benden bir şey duy, somut bir şey duymak istiyor. Sevgili arkadaşlar, bakın sizde şu var, bu şu şu oranlarda bunu etkiliyor. Sizin sebeplerinizden biri bu. Üstelik birden fazla sebep çıkıyor genellikle. Birden fazla sebep buluyoruz. Her birinin yüzde şu kadar bu kadar etkisi aşılarak zaten bu işler yapılıyor. Çok detaylı çalışmak gerekiyor sevgili çiftimizde. Gel bir de ben yapayım. Ne yapacağız hocam? Hadi yine deneyeceğiz şeklinde bir yaklaşım şekli. Çok 20 sene önce de kaldığını mutlulukla Çok ifade ettiğim. şey, çok güven verici bir tedavi planı istiyor hasta geldiği zaman. Sizde şunlar, şunlar, şunlar var. Tedavim, şunlar, şunlar, şunları yapacağım gibi. Yani biz Değil mi? bu Güvenmek istiyor. şimdi güvenmek istiyor ama bu güvenin bir altyapısı olmalı. Bu güvenin bir dayanağı olmalı. Güvenin dayanağı bir. Bu adam son derece detaycı. Bunu bilmek zorunda. Yani bir de şöyle şeyler var. Hocam diyor ben istedim rahim filmi çekti doktorumuz. Hocam ben ya 3 seferdir olmuyor bizim kromozomlarımıza baksak mı dedim. Ha doktorumuz tamam dedi. Hayır hasta benden bir adım önde olamaz. O zaman beni bırakması Evet, gerekir. evet. Beni Olmaması bırakması gerekir. Ben ondan önce olmalıyım. Ben ona yol göstermeliyim. Bildiğim şeyleri paylaşmalıyım ve somut şeyler ortaya koyduğum zaman ben onun güvenini kazanıyorum. Ondan sonra zaten o tedavi planında bana güveniyor olması, beraber yürüdüğümüzü hissediyor olması en önemli şey ve bu tabii başarıya güven da yansıyor çok zaten. önemli. Bir de acele etmemek lazım bu çiftlerde birkaç aylık bir hazırlık çoğunlukla gerekiyor. Bunu da baştan söyleyeyim. Haklısınız. Sizin internetin, benim internetimde bir sıkıntı var mı? Bak şey yaptığınızda net gözüküyor muyum ben? Bir iki kere 5 saniyelik bir duraksamanız oldu. Onun dışında hem net hem de çok güzel Aa, gözüküyorsunuz. teşekkür ederim. Ama sizin şeyleriniz bazen kesik kesik geliyor Öyle da mi? acaba bende mi görüntü bozukluğu oluyor, sizde mi, anlayamadım tam olarak internet olarak. Onun için sorma, İnternet ihtiyacı fena değil hissediyorum. bende. Neyse. Hocam, spermler şekil bozukluğu hamileye engel midir diye sormuş Nergis. Şimdi Nergis Hanım, bizim çok uç durumlar haricinde ya bu spermden doğal yolla hamilelik olur ya da olmaz şeklinde kesin konuşmalar yapmamız doğru değildir. Çünkü bunlar oranlarla ilgilidir. Sperm şu şeylerin, parametrelerin üzerindeyse bunun sperm gebelik doğal yolla gebelik oluşturma olasılığı daha yüksektir. Şurada ise daha düşüktür. Şurada ise mucizelere bağlıdır.
Öte yandan sizin de en azından bu canlı yayında konuşmaları dinleyerek ya da genel bilgilerinizle çok iyi anlayacağınız gibi iş sadece spermde değildir. Yani kadına dair de pek çok faktör gebelik oluşumunu etkiler. Dolayısıyla çiftleri o yüzden beraberce değerlendirmek gerekir. Örneğin siz 40 yaşın üzerinde bir hanımsanız bu baştan başa sizde bir sorun olduğu anlamına gelir. İleri yaş bir sorun, bir tanı faktörü olarak bizde değerlendirilmelidir ve önlemler ona göre alınmalı, tedaviler planlanmalıdır. Spermdeki şekil bozukluğu tabii ki hiç de şekil bozukluğu olmayan sperme göre gebelik oranlarını azaltacaktır, düşük oranlarını artıracaktır ama tek faktör bu değildir. Sevgili Nergis, eğer İstanbul'daysan ön görüşme şey yapalım. Erbil Bey, Tansel Bey baksınlar sperm bozukluğuyla ilgili. Onlar yardımcı olabilirler. Bilgin olsun. Şimdi çok geçmiş olsun arkadaşım. Ayşe'nin sorusunu şey yapayım. İyi akşamlar hocam. Tüp bebeğe başlayacağız. PSH 13.5, LH 8.3, E2 47. Pikoluyum. İki yumurta görünüyor. Ne yapmalıyım diye sormuş. Ayşe Hanım, iyi akşamlar. Şimdi birinci olarak hormon testleriniz, polikistik overin standart hormon profili gibi durmuyor. Öncelikle onu söylemeliyim. Söylediğim gibi ben en çok gözümle gördüğüm yumurtalıklara, ultrasonda gördüğüm yumurtalıklara itibar ederim. Ancak bu yazılan hormon profili tipik polikistik over profili değil. Üstelik iki tane yumurta görünüyor derken iki folikül görünüyorsa totalde bu da polikistik overin tanımına aykırı. Çünkü poli demek çok demek. Kistlerden bahset. Kist olarak söylediği şey de yumurta kesecikleri. Çok fazla görünmesi lazım polikistik için. İki yumurta görünüyorsa azalmış bir yumurtalık rezervinden söz etmek mümkün. Ama yaşınız burada önemli. Şimdi en başta size önerilerinizi bu akşamki konuşmamıza başlarken sorduğum zaman Sibel Hanım azalmış yumurtalık rezervinden bahsetmiştiniz. Evet. Yumurtalık rezervi ne olursa olsun yaş en önemli faktör. Yani sevgili hastamız 43-44 yaşındaysa farklı bir başarı oranı sunuyor bize. Azalmış yumurtalık rezervi. 26 yaşındaysa başka bir oran sunuyor. 26 yaşında o yaşın getirdiği avantajı sonuna kadar kullanmak gerekiyor. Çünkü genç hastalarda azalmış olsa bile derken bir 44 yaşında azalmış olması biraz doğal bir süreç. 26 yaşında çok azalmış olması alışkın olduğumuzun dışında bunun da sebebini araştırmak gerekiyor. Bunun altında büyüme hormonu bozuklukları, otoimmün rahatsızlıklar, birçok metabolik rahatsızlıklar birçok sorun çıkabiliyor. Siz o sorunları hallettikten sonra bir tane yumurtayla, iki tane yumurtayla yola çıktığınız zaman ancak o yaşın getirdiği güzel avantajları yaşayabiliyorsunuz. Genel olarak yumurtalık rezervi az olan kadınlar yaşıtlarına göre aynı gebelik performansını sağlamak için biraz daha fazla yorulmaları gerekebiliyor ama her ne olursa olsun rezerv, yaş her şey, genç yaşta hastalarımız başvurmayı kesinlikle geciktirmesinler. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yazarken şeylerinizi yaşınızı da yazın olur mu? Çok da Yaş daha kolay özellikle, cevap. yaş Evet, özellikle. yaş çok önemli. Şimdi arkadaşımız diyor ki rahim kalınlaşması tehlikeli bir durum mudur diye sormuş. Şimdi rahim kalınlaşmasını iki şekilde anlatayım. Bir tanesi infertilite açısından, diğeri kadın sağlığı açısından. Ne zaman rahim bizde çok kalınlaşır? Bir, polipler vesaire rahim içinde ya da şey katlantıları, endometriumun tıpkı bir kıyafetin katlanması gibi katlantıları rahim için çok kalınlaşmış gibi görünmesine sebebiyet verebilir. Bu tür durumlarda histeroskop ile bunların tanısı konulur ve tedavisi yapılır.
İkinci sebep, herhangi bir somut yapısal bir şey yok. Polip göremiyoruz. Pırıl pırıl hani o üç çizgi dedikleri şeyi görüyoruz ama 18 milimetre. Burada şunu kesinlikle aklımıza getirmemiz gerekiyor. Benim bir yerimde bir enfeksiyon olduğu zaman, elimde bir sivilce çıktığı zaman etrafı şişiyor. Neden? Enflamasyon var. Orada bir ödem oluyor. Rahim içindeki sessiz enfeksiyonların önemli bir kısmında da rahim içi enfeksiyonların hepsi bangır bangır akıntılarla, kasık ağrısıyla kendini belli etmiyorlar. Bu tür enfeksiyon önemli bir kısmında o dokuda da ödem oluyor. Dolayısıyla bir polip, miyom, ıvır zıvır olmaksızın doku su topladığı için kaba tabirle onun kalınlaştığını görüyoruz. Bu faktörü göz önüne almak lazım. İkinci olarak belli durumlarda özellikle uzun süre adet görmediği halde ultrasona girdiğinde rahim kalınlaşması, uzun süre adet neden görülmez? Polikistik yumurtalıklarınız vardır, yumurtlamanız olmuyordur, o yüzden görülmez. Yumurtlama düzeniniz yavaş yavaş teklemeye başlamıştır, 46 yaşındasınızdır, o yüzden görülmez. Bu tür durumlarda biyopsi almak gerekebilir. Her biyopsi aldığımız hastada kötü bir şey çıkacağı anlamına gelmez. O biyopsinin sonucuna göre de ilaç tedavileri, ilaçlı spiraller gibi pek çok seçenek vardır ama bu açılardan daha fazla detay vermem yanlış olur. Bir doktora gidip onun önerilerini uygulamanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok geçmiş olsun arkadaşım. Şimdi Çetin Kaya arkadaşımızın bir mesajını yazayım. Süpersiniz hocam. 41 yaşımda olacak bebeğin dediniz. Büyük uğraşlar sonunda çok şükür Nisanur 8 yaşında. Allah sağlıklı Necim, büyütmenizi diliyorum. Ne her kadar şeyi güzel. hatırlıyorum canım benim. Kızım da gördüm karnesini töreninde mezuniyet Ne kadar şeyini, güzel. anne törenini. Allah bağışlasın. Başarıların devamını diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum Necim. Çok hoş. Satiye arkadaşımız diyor ki hocam iyi akşamlar. AMH 0.14 erken menopoz dediler. Adet olamıyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi Satiyecim keşke yaşında yazsaydın. Erken menopoz kaç? Annem 52 yaşında olmuştu. Ben 44 yaşında girdim. Bu erken menopoz mu? Ya da 25 yaşındayım. Erken menopoz mu? Şimdi bir, kaç yaşındayız? Bu çok önemli. İki, yumurtalıkların görüntüsü önemli. Bu şekildeki hastamız geliyor bize. Hocam AMH'ya baktırdım. Böyle yumurtamız hiç yokmuş falan. Muayeneyi alırken hadi bakalım diyor. Bir bakalım gerçekten yokmuş. Orada folikül görüyorsunuz. Hastanın hikayesi de belli. Uzun süredir adet görmüyor. O folikül çok kıymetli. Onu topluyorsunuz. Böyle bebeklerim var. İlk tanıştığımız gün. Şimdi Ne güzel. birkaç ayda bir adet görüyor olsanız bile bu örnekler de var. Yılda bir iki kere adet görüyor olsanız dahi yaşınız eğer gençse ben İstanbul'da iseniz Satiye Hanım, siz ilk görüşten ve ilk değerlendirmenizi yaptıktan sonra yani erken menopoz ya da erken yaşıtlara nazaran yumurtalık rezervinin çok azalmasının sebeplerini araştırdıktan sonra belli aralıklarla takip ediyorum. O takiplerden ücret aldırmadım bilir hastalarımda. 10 günde bir, 15 günde bir. Hoş geldin, nasılsın? Hadi geç bakalım var mı? Ha, yok, şunu yapalım. Tekrar gelirsin 10 gün sonra. Neymiş? Orada bir tane küçücük siyah nokta kesecik gördüğüm zaman o zaman sazı elime alıyorum. Onu görmeden, o siyah keseciği görmeden yaptığınız ilaç tedavileri, verdiğiniz çok yüksek doz hormonlar genellikle hiçbir işe yaramıyor. Hasta yoruluyor, bir sürü ilaç kullanıyor, onların maliyeti var vesaire vesaire. Şehir dışındaki hastalarımda ise yıllardır şunu yapıyorum. Aynı yöntemin uzaktan takibi. O siyah foliküller, ultrasonda siyah kesecikler olarak görünen foliküller büyürken içinde bir tane yumurta büyüyor. Bir de onun içindeki bazı hücreler östrojen hormonu salgılıyorlar. Dolayısıyla ben güvenilir bir laboratuvarda belli aralıklarla östrojen tahlili yaptırıp beni
bilgilendirmelerini rica ediyorum. Şöyle oluyor. Bugün 5 çıktı. 2 hafta sonra 5. 2 hafta sonra 5. 2 hafta sonra 37. İşte biletini alıp geliyorsun diyorum. Orada bir uyanış oluyor. Bunu şehir dışındaki arkadaşlarımda da hastalarımda da bu şekilde yapıyorum takibini. Çok Benim iyi yanıma zaten. Çok güzel. geliyorsa mantıklı bir şey için gelmiş oluyor yani. Aa, çok güzel. Teşekkürler. Şimdi Rojin arkadaşımızın bir sorusu var. İki gebelik bir fetal kalp durması, ikinci gebelik fetal anomali dolayısıyla alınması, evlilik akraba evliliği. Normal bebek için tekrar denemeli miyim diye sormuş. Çok geçmiş olsun Rojin'cim. Evet, zorlu bir süreç Evet. Rozin kardeşim ama böyle hastalarımız çok. Geçen günde bizi ziyarete geldiler. Yine bir kuzen evliliği yapmış çok çok sevgili dostlarım. Hatta çok büyük bir onur vererek bana oğulların iki isminden birinde benim ismimi koymuşlar. Aa, ne kadar güzel. Şimdi Hiç bu tür birini durumlarda. Sibel adı koymadınız Yani günümüzde ikimizin de isminin çok moda olmadığını söylemeliyim Sibel Hanım. Daha farklı isimler var moda şahinler. olan. Şimdi fetal kalp durmasının sebepleri bambaşka olabilir. Fetal anomali sebepleri bambaşka. Şu anda Eyvah. ciddi bir sabıkamız var. Tamam mı? Üreme sağlığı açısından. Bu nedenle öncelikle sizde ve eşinizde beraberce bir genetik danışma alacaksınız. Fetal anomali, ikinci gebeliğinizdeki fetal anomaliler detaylı olarak tanımlanmışsa ultrasonda ya da ultrason sonrası yapılan sonlandırma sonrası yapılan muayenelerde bunlarla birlikte bir tıbbi genetik uzmanına başvurmamız gerekiyor. Sizinle beraber yaptığımız yayında bahsetmiştim. Sonra ben de yayın yaptım. Ahmet Cevdet Ceylan hocam bu Evet. konuda bize çok ciddi destek veriyor. Bu işin sanatçısı olduğunu söylemeliyim. Bravo. Siz de bebekte oluşacak problemleri oluşturacak, bebekte saptanmış olan durumları oluşturacak gen mutasyonu taşıyıcılığı var mı? Varsa akraba olduğunuz için aynı mutasyonlardan taşıyıcı olma olasılığınız yüksek. Biz bunu tedavi edebiliyoruz. Daha doğrusu biz bunu embriyolarınıza yapılan genetik testlerle ayrıştırabiliyoruz sağlıklı embriyoları. Öte yandan bu sadece bir tesadüf de olabilir. Yani bu bir şanssız bir durumda olabilir. Kalp durması artı anomalili gebelik. Yine sorun aslında tek gen hastalıklarında değil, kromozomal bir sorun da olabilir. Yani biriniz bir translokasyon taşıyıcısısınızdır. Bu da ürettiğiniz sperm yumurtalarının yüksek oranda anormal olmasına yol açıyordur. Bunun çözümü çok daha kolaydır bizim açımızdan. Bir genetik danışma alacaksınız. Arzu ederseniz lütfen bana başvurun. Evet. Bütün süreçlerinizi Sevgili ben Rojin. yöneteyim. Genetik konsültasyonunuz dahil olmak üzere. Çok umutsuzluğa kapılmayın ama siz herhangi bir şeyin adı konuluncaya kadar Rojin Hanım doğal yolla gebe kalmayın bence. Bir kere daha olumsuz bir sorun yaşarsanız o sizi çok yıpratacaktır. Her anlamda ruhen de fiziken de çok yıpratacaktır. Bir korunun tanı konuluncaya kadar lütfen. Rojin mutlaka yaz bana. Olur mu? Mutlaka. Hangi şehirdesin? Yaşın, şey, hepsini yaz. Evet. Yani dilerim güzel olacak Rojin. Evet. Evet, sonu güzel olacak. Merak etme. Züleyha arkadaşımız diyor ki hocam iyi akşamlar. Benim yaşım 37. Polikistik over var. Yumurta kalitesini arttırmak için ne kullanmalıyım? Siz ne öneriyorsunuz bu durumda? Şimdi benim de karşı sorum şu. Yumurta kalitemizi kötü olduğunu bilerek mi artırmaya çalışıyoruz yoksa genel olarak artırmak için ne yapmalıyız mı? İkisini de söyleyeyim. Az önce bir çiftimizde embriyo gelişimi esnasında
Güzel bir bilgi vermişti sevgili kardeşim. Üçüncü günden sonra çok kötüye gidiyor demişti. Orada sperme ağırlık vermek gerekiyor demiştim. Bazı olumsuz sonuçlanan ya da arzu edilen performansın sağlanamadığı tüp bebek tedavilerinde de benzer şekilde burada sorunumuz daha çok yumurtada şeklinde bir kanıya varıyoruz. Bu tür durumlarda zaten Zuhal Hanım ve bütün hastalarımızda biz bir takım baştan o seviyeye daha gelmeden evvel testler yapmış, o testlerde saptadığımız sorunları gidermiş oluyoruz. O yüzden ya da bir takım vitaminler desteklerle vücudunu bir süre eksiklerini doyuracağı şekilde hazırlığa almış oluyoruz. Fakat orada yumurta kalitesi, tüp bebek, başarısız bir tüp bebek denemesi ve yumurta kalitesi sorununa bağlı bir problemden bahsediyorum şu anda. Bize de biraz yapacak şeyler düşüyor. Bize de yapacak şeyler düşüyor. Örneğin protokol değişikliği yapmak. Örneğin farklı ilaçlarla, farklı dozlarla stimülasyon yapmak. Şeyde spermle ilgili çok fazla, yani çok net bir problem yoksa onunla ilgili bir şey yapmamak. Ama genel kanı şu: eğer erkeğin spermi ameliyatla da alınıyorsa, örnek vererek alınıyorsa, her iki şekilde de sperm son halini almış olarak dışarı çıkıyor. Ancak tüp bebek tedavilerinde yumurtalar bizlerin elinde şekilleniyor. Yani biz yumurta uyarıcı tedaviler esnasında, hani adetin ikinci, üçüncü günü geliyor hastalarımız, hadi şu iğnelere başlayın, şu gün gelin diyoruz. O tedavi esnasında yumurta kalitesini etkileyecek şeyler yapıyoruz. Olumlu yönde ya da olumsuz yönde. Potansiyelimiz buradaysa çok üzerine çıkamayız. Ama olumsuz yönde etkileme olasılığımız var. Dolayısıyla bu tedaviler yumurta genetiği dahil olmak üzere, yumurtaların genetik iyilik hali dahil olmak üzere etkiler. Velhasıl bu tür değişiklikler yapmak faydalı olacaktır. İki, eğer 37 yaşında bir hanım olarak gebelik düşünüyorum, yumurta kalitem nasıl daha iyi olursa soru. Birincisi, polikistik yumurtalıkları olan bir kadın olarak kilonuza, sporunuza, diyetinize, kan şeker düzeylerine çok iyi dikkat etmelisiniz. Birkaç tane daha tiroidle ilgili testleriniz de yapıldıktan sonra çok çok böyle açılmadan bir takım standart vitaminleri kullandıktan sonra siz gerekeni yapmış olacaksınız zaten. Kolay yani. Teşekkür ederim. Bir saniye rica edebilir miyim? Küçük köpeğim buraya şey yapmıştım, bir şey Tabii kazık duruyor. tabii çok mutlu olurum. Hayır Tony. O Hayır. da Tony. Otur oraya. Yer bulmaya çalışıyor. Büyükle kavga ediyor, etmesinler diye odaya şey yaptım, aldım, ayırdım onları. O da burada geldiği Ya. için evi eşeleyip duruyor. Kusura bakmayın ne olur. Yo, iyi ki varlar yani. Ben de onların yanından geldim. Bende de iki köpeğim var. Seviyorum. Biri büyük, biri küçük. Bu küçük olan benim sürekli gezdirdiğim gözleri görmüyor. Ah. Onun için ona daha çok özen gösteriyoruz tabii. Onu hiç yanımdan ayırmıyorum. Odaya şey yaptım. Çünkü farkına varmadan büyüğün üstüne yürüyor. Nereye gittiğini bilmediği için. O da dalıyor buna. Niye geliyorsun diye. Şimdi böyle bir korunak yaptım ama bugün de kendini aştı yani. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi Elif arkadaşımızın bir sorusu var. Hocam, meniden alınan sperm mi yoksa tese mi? Hangisini önerirsiniz? Meniden alınan ile 5 kez tüp bebek denemesi yapıldı. Üçüncü günden sonra gitmedi embriyolar diyoruz. Geçmiş olsun sevgili Elif. Evet. Elif kardeşim, uzun yıllar öncesine kadar sürekli meniden alınarak devam ediyordu bu süreç. Hocam biz ne yapacağız? Deneyeceksiniz çocuklar. Ya bu çok şeydi. İnsan kendini kötü hisseder bunun karşısında. Deneyeceksiniz. Tamam, deniyoruz da yani bu da can yani. Kaç sene oldu falan diye. 2014 senesinde Doktor Tansel Kaplancan ve ben bu ülkede ilk kez bir karar aldık. Ya
Erkek faktörü olduğundan emin olalım. O zamana kadar bizden evvel meniden, meni spermiyle denemeleri olsun. Bir tane de bizim elimizde olsun. Bir tane olsun. Çünkü o denemede biz pek çok şeyi değiştirdiğimizi de düşünüyoruz. Bizim elimizde bir deneme yapılırken. Onda da olmazsa ben hastamı Doktor Tansel Bey'le konsülte edeyim. Biz testis spermi kullanalım mı? Bu şekilde bir karar aldık. Ve bu kriterleri benim gönderdiğim bu şekilde TESA yapalım mı hastalarının bir kısmına yapmadık. Hayır, burada çözüm TESA değil diye Tansel Bey yanıt verdi. Bir kısmına da yaptık. Ve dinleyenler, herkes kendini bilir. Çok uzun süreler, çok fazla denemeleri olan hastalarda bambaşka sonuçlar aldık. Yani herkeste başarılı olmak diye bir şey zaten yok ama o ana kadar 8 deneme olmuş. 9. da bu şekilde başarıya ulaşılmış. Kadının genç olduğu durumlarda özellikle. Burada da bu istatistiğini de yapmıştık hatta. Bu yöntemin iyi çalıştığını çok iyi biliyorum. Çok güzel. Fakat biz o dönemde başladığımız zaman meslektaşlarımızın ve eskilerin çok fazla tepkisiyle karşılaştık. Böyle şey mi olur? Bu adamların spermleri var falan filan. Aradan 3-4 sene geçti. 2017-2018'de bütün bilimsel dergilerde bunun uygun hastalarda çok kullanışlı bir yöntem olduğunu, tedavi seçenekleri içerisinde yer alması gerektiği bilimsel dergilerde de yazıldı. Şimdi o dönemde böyle şey mi olur diye bize tepki gösteren arkadaşlar bunu bizden daha geniş endikasyonla, biz hani hala bu, o bizim için en son çaredir. Biz oraya kadar her şeyi yaparız. Açık kapı bırakmayız. Daha geniş endikasyonla yapmaya çalıştılar. Biz testisten sperm alma yöntemini mikro TESA ile değil de TESA yöntemiyle yapıyoruz. Özel bir durum yoksa TESA demek iğne ile testis içerisinden çekilmesi demek spermin. 5 dakika sürüyor. Yani çok kısa süren bir operasyon. Kadınları yumurta toplama işlemine nazaran hatta çok daha kısa ve konforlu bir operasyon. Ama uyutuyoruz erkekleri. Çok iyi. Fark ne? Fark ne? Şimdi sperm üretiliyor. Üretildikten sonra yaklaşık 3 aylık bir süre geçiriyor testis kanallarında ve 3 ayın sonunda dışarı atılıyor. Fakat testis kanallarında ve başka kanallarda. Bu 3 ay içerisinde kazandığı özellikler şunlar. Dölleme yeteneği kazanıyor, hareket kazanıyor. İnsan vücudunun aktif hareket eden tek hücresi. Ben mikro enjeksiyon yapacağım. O döllemeyi ben yapacağım zaten. İki, harekete de gerek yok. O zaman bir spermin en temel görevi olan içindeki genetik maddeyi yumurtanın içine aktarma işini zaten ben yapmış oluyorum. Peki o da Osman'ın spermi, bu da Osman'ın spermi. Ne fark var? Fark şurada. O 3 aylık süreç içerisinde bir kısım erkekte sperm kalite kaybediyor. Birçok şeye bağlı olarak, varikosele bağlı olarak, enfeksiyonlara bağlı olarak, sıcaklığa bağlı olarak, ilaçlara bağlı olarak, sigaraya, alkole bağlı olarak, strese bağlı, bilmediğimiz bir sürü şeye de, radyasyona, ıvıra zıvıra bağlı olarak kalite kaybediyor. Kalite kaybı ne demek? Genetik materyalin bozulması demek. Ve bunu çoğu zaman ölçebiliyoruz. Sperm DNA hasar testleriyle, buna benzer testlerle bir takım somut kanıtlar da biz bulabiliyoruz. Peki, o zaman hemen bu hastayı testi spermi kullanmaya mı? Hayır. Biz öncelikle bunu operasyonsuz yollar, TESA yapmadan düzeltmeye çalışıyoruz. Kocaman varikoseli var adamın. Sperm DNA hasar testi de çok yüksek çıkmış. Önce o varikosal operasyonu yapacaksınız. Antioksidanlarınızı vereceksiniz. 3 ay sonra bakacaksınız. Düştüyse TESA yapmayabilirsiniz. Yani testis spermi kullanmanız gerektiren şartlar ortadan kalkmış olabilir. Ama
Bunları yaptınız. Hala sıkıntı var. İşte o zaman siz en çok fayda görme olasılığı olan bir adaysınız testis spermi kullanımına. Elif Hanım, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Esra arkadaşımız diyor ki merhaba, FSH 60 erken menopoz denildi. 27 yaşında bebek istiyorum. İlaçsız adet olamıyorum demiş. Şimdi Gene tabii. burada çok özür dilerim. Bir de 29 yaşında gene bir arkadaşımız var. İrem, Evet. o da aynı soruyu sormuş. İkisi de biri 29, birisi 27 yaşında. İki arkadaşımız ilaçla adet görüyorlar. Nasıl çocuk sahibi olabiliriz diyorlar. O zaman Geçmiş biz olsun arkadaşımız. doğru bir konuya temas etmişiz. Şimdi sevgili hastamız vesilesiyle önemli şeyden bahsedeyim. Bu yaş grubunda 30 yaşın altında yumurtalıkların erken zayıflamasıyla ilişkili olarak muhakkak kromozom testlerinin istenmesi gerekiyor. Yani normal kadın kromozomu 46XX olup olmadığının görülmesi gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi, fragil X sendromu denilen bir sendrom var. Bu sevgili hastalarımızda bu tek gen rahatsızlığının X'e bağlı olan bu rahatsızlığın, X kromozomuna bağlı olan bu rahatsızlığın taşıyıcısı olup olmadıklarını da görmemiz gerekiyor. Çünkü kadınlar taşıyıcı oluyor, erkekler hasta oluyor böyle bir taşıyıcılık varlığında. Sonrasında evet ben de infertilite ile uğraşmayan yeni mezun bir hekimken, yeni uzman bir hekimken 27-28 yaşımda ben de bu tür durumda gelen hastalarıma bir takım adet düzenleyiciler veriyordum ve doğrusu budur. Pek çok şeyi de yerine koymuş olursunuz eksik olan şeyi. Hastanız adet de görmüş olur. Kemikleri de sağlıklı olur. Cildi de güzel olur. Fakat ben artık infertilite tarafında bana başvurduğu zaman bu hastaların az önce de belirttiğim gibi bu duruma yol açabilecek genetik ve diğer sorunları tarıyorum. Genetiği düzeltme olasılığım yok ama düzeltme olasılığım olan şeyleri düzeltiyorum. Adet düzenleyici ilaçlarını kesiyorum. Çünkü o zaten adet gördürüyor ve benim arzu ettiğim bulguları maskeleyebilir. Adet düzenleyici ilaçları kesmiş haldeyken ben belli aralıklarla takip yapıyorum. Bu takibin yapılması lazım. Yani bu takibin sonucunda şöyle söyleyeyim. O yaş grubu için 27-28 yaştan bahsediyor. Çok çok genç bir yaş grubu. Gebe kalma olasılığınız, dişe dokunur bir gebe kalma olasılığınız var. Yani sizden bir Maşallah. tane iyi kaliteli embriyo elde edilirse bir tanecik yumurta yakalanır, döllenir ve o embriyonun güzel sonuçlanma olasılığı çok 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 ne denir? Mutluluk verici bir şey, ümit Evet. ediyor. İki, 3 ay gittiniz geldiniz, takip yapıldı. Siz bu emeği vermiş oluyorsunuz. Yumurta çıkmadı mı? 4-5 ay. Hem ben sabırlı adamım bu arada. Evet, yumurta Ne yazık elde ki. edilemeyeceğini mi? Ama siz de biliyorsunuz ki hem siz hem de bir tane adam bu emeği verdi ve gönlünüz rahat oluyor. Esra'cığım, İrem'cığım, duydunuz. İletişim kurun. Bence bunu halledersiniz hep birlikte. Evet. Şimdi bir saat doldurduk Erbil Bey. Oldu mu? Tamam. Sizinle Evet. akıp geçiyor. Bu Vallahi ben nemli biraz sıcak horluyum. yaz akşamında. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok keyifli oluyor. Çünkü sorular değişik, cevaplar açıklayıcı, güzel, çok keyif verici. Son bir şey söyleyeceğim. Nurcan da bir soru sormuş. Hocam 5 haftalık kese çok küçük. 1 milim kadar diyorlar. Normal mi? Sağlıklı bir gebelik mi? Sen yeni hamile kalmışsın Nurcancığım. Şimdi efendim, Eminim. bir gebelik kesesi görüldüyse, istenen bir gebelikse muhakkak bir takım sağlık durumları haricinde takip edilmesi gerekiyor.
Dilerim her şey gönlünüzce olur. Kucağınıza Evet. alırsınız. Onun dışında hani bunu ultrason takipleri haricinde öngörmenin bir yolu yok. Rahat uyuyun. Güzel olur dilerim. Seyhan demiş ki teknoloji bu kadar gelişmişken neden hala ilk seferde bebek olmuyor? Sürekli deneme yanılma oluyor demiş. Şimdi efendim, çok güzel bir soru. Müsaadenizle 2 dakika daha hemen anlatayım. Tabii ki. Çok güzel bir soru. Şimdi hayır, çoğunluk hastamızda ilk denemede oluyor. Bunu bilmek lazım. Fakat daha çok karşılaştığımız, daha çok bu tür programlara katılan hastalarımız ilk denemede, ikinci de, üçüncü de olmayan hastalar. Bu birinci sebep. Yani birinci açıklaması. Çoğunluk hastada ilkinde oluyor, merak etmeyin. Yani bütün doktorlar da ilkinde olsun istiyor. Bundan da eminim. Kendi adıma son derece damarlarımı da hissediyorum. Bütün infertilite hekimleri adına da bu azmin böyle olduğu gerekiyor. Ancak bazen bir takım sorunlar ilk denemede ortaya konuyor. Yani az önce dedim ya, sperm şöyle üçüncü günden sonra böyle oluyor, laboratuvarda şöyle oluyor, yumurta sorunlarını... İşte ilk denemeden sonra eğer bizler bunu doğru okursak, oradaki ipuçlarını doğru değerlendirirsek, ikinci denemede başarı şansınızın hiç de daha az olmadığını söylemeliyim. Çünkü o verileri değerlendirerek ve hazırlık yaparak yapıyoruz. Ama gel hadi bir daha aynısından yapalım, ya da bu şekilde bir davranış şekliyle de bir şey olmuyor. Onu da biliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Ben efendim. Dinleyen çok herkese teşekkür ederim. teşekkürler. Sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık, yüreğimize İyi sağlık. Çok akşamlar çok güzel Sibe'cim. oldu. Çok Görüşürüz. teşekkür ederim Tony'yi de arkadaşlara. öpüyorum. Tamam. Abisini de. Abisi mi ablası mı artık? İyi bayramlar diliyorum Sağ olun. görüşemezsek. Hoşça kalın. Hoşça Size de kalın. iyi bayramlar diliyorum efendim. Hoşça kalın Bay bay. arkadaşlar.